Herkese merhabalar. Herkes hoş geldi. 2025 YKS Tayfa. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Tilkuzem, Öğrenci Koçu Rukiye, Tuğba, Boğa ben. Nasılsınız arkadaşlar? Esma'cığım hoş geldin. Sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Seni hemen tanıdım. Hatta kaydını birlikte tamamlamıştık. Nasılsınız? Nasıl keyifler? YKS Tayfa neredesiniz? Tuğanacığım hoş geldin. Umarım herkes çok iyidir. Umarım herkesin yazı çok güzel geçiyordur. Sonuç bekleyen öğrencilerim varsa 2 gün önce sonuçlar açıklandı. Umarım istediğiniz sonuçlara ulaşmışsınızdır arkadaşlar. Ezel'cim hoş geldin. Nasıl gidiyor tatil? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Artık neredeyse Temmuz'un da sonlarına yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Var mı çalışmalarına başlayanlar? Hadi bakalım kimler nerelerden katılıyor? Ve kimler mezuna kaldı, kimler ilk kez giriyor? Hızlıca bir tanışıp kaynaşma seansı. Hadi bakalım. Siz yazarken ben de bir yandan kendimi tanıtayım. Arkadaşlar Tekuzem Öğrenci Koçu ve Rehberlik Uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben. Tekuzem Ankara'da olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan, yaklaşık 10 yıldır hizmet veren, Türkiye'de ilk ve tek kez hayata geçirilen yapay zeka eğitim modelini kullanan bir eğitim kurumu. Ben de çok uzun yıllardır bu kurumda görev yapıyorum arkadaşlar. Sizin gibi binlerce öğrencim oldu. Birçoğunu istediği fakültelere, istediği üniversitelere, istediği bölümlere yerleştirdik. Umarım öğrencilerimizden birileri de sizler olursunuz. Çok güzel. Hilal diyor ki hocam ben ilk kez gireceğim Eskişehir. Hilal'cim Eskişehir çok güzel. Ben Eskişehir'de okudum. Bu arada arkadaşlar ben aynı zamanda okul öncesi öğretmeniyim. Eskişehir'de okudum. Yani bir öğretmen olarak da size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Su Kayseri'den katılıyor. Hatice ilk kez girecek Balıkesir. Mehmet Isparta. Sıla Van ilk kez girecek. Ezel Kahramanmaraş. Afyon var, Adana var, Iğdır var. Çok güzel. Ankara, Ekrem'cim sen de buradasın. Harika. Bence de mezuna kim kalmak ister ki? Eminim sen de istekli bir şekilde kalmamışsındır. Şartlar zorlamıştır diyelim. İnşallah arkadaşlar hiçbiriniz bir yıl daha mezuna kalmazsınız. Umut ediyorum bu yıl o yıl olur ki ben çok inanıyorum. Birlikte başaracağız arkadaşlar. O halde herkes çayını, soğuk kahvesini, gazozunu, sodasını artık ne içiyorsanız hazırladıysa, herkesin dikkati, gözü ve kulağı bendeyse arkadaşlar seminerimiz başlıyor. Selvi nasıl hocam? Çok güzel. Bir çocuk annesiyim. 2017 mezunuyum. Girmek istiyorum. Tabii ki girebilirsin. Derece için mezuna kalmak istiyorum. Vav, wow, Asena hedefin ne? Rümeysa da derece için mezuna kalıyor. Hedefiniz ne arkadaşlar? Kıl payı mı kaçtı? Cumhuriyet başsavcısı olmak. Vav, wow. O zaman hukuk. İlk 50 bin. Çok güzel. Rümeysa senin hedefin ne bölüm olarak? Yani eşit ağırlık sayısal sözel psikoloji. Harika. Rümeysa da Asena'da o zaman eşit ağırlıktan hazırlanacak. Çok güzel. Umarım bu yıl hedeflediğiniz sıralamaları, başarıları, dereceleri yakalarsınız arkadaşlar. Benim hepinize güvenim tam. Ben hepinize kefilim. Bu yıl o yıl olacak. Şimdi hazır havalar sıcakken, sonuçlar da açıklanmışken ki sonuçlarda beni çok üzen bir değer gördüm arkadaşlar. Bu yıl 63 bin küsur öğrenci sıfır çekmiş ve ben bunu görünce çok üzüldüm. Yani ciddi anlamda eğitim olarak baya baya gerilediğimizi düşünüyorum. Sizleri tenzih ederek söylüyorum. Gerçi o öğrencilerin de bir suçu hatası yok ama bunun bir eğitim sisteminde büyük bir açık olduğunu düşünüyorum. O yüzden artık dereceler daha da zorlaştı. Çünkü giren sayı gittikçe artıyor arkadaşlar. 3,5 milyon, 4 milyon, belki seneye 5 milyon. Bunlar ne demek? Yani müthiş rakamlar. O yüzden
Bir yıl daha hazırlanmayı düşünenlere söylüyorum. İlk kez girenler zaten ilk kez girecek. Orası ayrı bir konu. Ama mezuna kalanlar için söylüyorum. Daha zorlu bir süreç sizi beklediği için arkadaşlar tam motive olmak zorundasınız. Tam konsantre olmak zorundasınız. Artık sınavı prove ettiniz, mezunlar için söylüyorum. Ve sınavın sizden ne istediğini az çok biliyorsunuz. ÖSYM hafife alınabilecek bir kurum değil arkadaşlar. Sorular her yıl zorlaşıyor. Bunları kesinlikle motivasyonunuzu düşürmek için ya da güveninizi kırmak için, kendinize küstürmek için söylemiyorum. Rakiplerini ne kadar iyi tanırsan onlarla o kadar iyi yarışabilirsin, savaşabilirsin. Bunun için söylüyorum. O yüzden eğer hazırlık yapacaksak ki hazırlanacağınız için benim seminerime girdiniz zaten, böyle kabul ediyorum. 2025 yılına bomba gibi %100 motive olmuş, %100 odaklanmış, %100 fokuslanmış bir şekilde çalışmalarınıza başlamanızı kesinlikle istiyorum ve bir öğretmen olarak, bir uzman olarak da öneriyorum. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Önce motivasyon. Ve biliyorsunuz ki motivasyon kendi kendine gelişen bir süreç değil. Yani durup dururken ay ben motive oluvereyim deyip de motive olamazsın. Motivasyonun kaynağında bir ihtiyaç vardır arkadaşlar. Motivasyon bir ihtiyaç duyar, ihtiyaçtan doğar. Nasıl mı? İhtiyaçlarımız davranışlarımıza sebep olur. Ve bu davranışlar sonrasında tatmin duygusu yaşayarak motivasyonumuzu sağlarız. O halde bu seminerde olan öğrencilerimin hepsine tek tek ayrı ayrı soruyorum. Siz neden ders çalışacaksınız? Sizin ihtiyacınız nedir? Siz neye ulaşmak istiyorsunuz? Herkes kararını verdi mi? Hadi bakalım, herkesten yanıt bekliyorum. Kimler neden ders çalışacak arkadaşlar? Sizi motive eden şey ne şu anda? Ne harekete geçiriyor? Ne yükseltiyor? Hedeflerin ne İsmail'cim? Somut. Direkt bana somut söyleyin. Ben girdim sınava, büyük ihtimal mezuna kalacağım hocam. Tuanacığım, canını sıkma. Mezuna kalıp daha iyi bir sonuç elde edeceksen mezuna kalman çok daha güzel bir şey. Sonuçta senin bir hedeflerin var. Bir de arkadaşlar lütfen bakın, bu sosyal medyada röportajları falan görüyorum. Sizin akranlarınız, yaşıtlarınız, yok efendim nereye çıkarsa giderim. Yok efendim mezuna gitmelisiniz. Unutmayın. Siz seçilen değil, seçen tarafsınız arkadaşlar. Kendinize biraz kıymet verin lütfen. Ne demek yani, hiç önü açık olmayan, eğitim sistemi kalitesiz olan, belki dağın başında sosyalleşemeyeceğin, o şehirden hiçbir şey öğrenemeyeceğin bir yere sırf ele güne karşı kazandım demek için gitmenin nasıl bir mantığı var? En güzel yıllarınızı heba edersiniz. Sakın! Her biriniz idealist öğrenci dersiniz, idealist genç dersiniz. Benim size yakıştırdığım, buradaki herkesin bir hedefi var. O hedefe ulaşana kadar tam gaz, run, devam. Benim sizden beklentim bu. Siz seçen taraf olun arkadaşlar, seçilen değil. Ezel diyor ki gerçekten insanların hayatına dokunmak ve mutlu etmek istediğim için bu şekilde kendimi motive ediyorum. Çok güzel. Ezel'cim senin hedefin ne peki? Pilotaj Melisa, çok güzel. Sinem tıp. Çok güzel. Hatice de tıp istiyor. Sayısalcılar var aramızda. Hayaller yaşatılmak için vardır hocam. Rümeysa'cığım yine kitabın tam ortasından yazdın vallahi. Tabii ki de öyle. Ve unutmayın, bir şeyi hayal edebiliyorsanız gerçek olacağı için hayal edebiliyorsunuzdur. Orman işletmeciliği, Sıla avukat. Hedeflerim ve ileride iyi bir yerlere gelmek için hayallerim için ODTÜ İngilizce işletme. Wow! Hilal'cim ODTÜ'ye gel, bizi de ziyaret edersin. Çok güzel. O halde arkadaşlar şimdi geliyorum. Şu anki mevcut seviyeniz eğer ki, bak ilk kez hazırlananı da söylüyorum, mezuna da söylüyorum. Eğer şu an seviyeniz hedeflediğiniz seviyenin altındaysa, yani sizin ihtiyacınızı karşılamıyorsa, sadece kendinizi yükseltmeniz, motive etmeniz yetmez. Çünkü arkadaşlar motivasyon harekete geçirecek ya, işi eyleme dökmeniz gerekiyor. Şu an tam bunun zamanı. O yüzden her ne yapacaksanız 25 için söylüyorum, artık adım atın. Bir gün dahi, bir saat dahi ötelemeyin. Bugün ders mi çalışacaksın? Otur ve çalış. Harekete geç.
Bir noktada başla, bana güven çorap söküğü gibi devamı gelecek. Eyleme geçmek ve ihtiyacın peşinden gittiğinizi görmek size çok büyük bir moral verecek arkadaşlar. Motivasyonunuzu zaman kaybetmeden yükseltin. Çünkü artık ders çalışma vakti geldi de çattı kıymetli YKS tayfa. Ve eğer ders çalışmaya başlamak için kendinize koyduğunuz planlar, hedefler, programlar varsa kitap mı alacaksın? Git ve o ilk kitabı al. Bir kursa mı yazılacaksın? Tekozeme mi yazılacaksın? O görüşmeyi yap ve yazıl. Başla. Çalışma programı hazırlayacaksın. O zaman zaten seminerdesin. Seminerde kalmaya devam et. Hocam benim ikinci mezunluğum, çok utanıyorum artık, insanların arasında bile çıkamıyorum, psikolojim çok bozuk. Şevvalciğim, tatlı kelebeğim, lütfen, ne demek utanmak? Bu senin geleceğin, giden senin zamanın, kimseye hiçbir şey borçlu değilsin. Kesinlikle bu moddan çıkıyorsun, bu modda kaldığın sürece Allah göstermesin aynı sonucu yakalarsın, bak lütfen. Senden rica ediyorum, utanç diye bir şey yok. Arkadaşlar, hayat sizin hayatınız, farkında mısınız? Giden vakit benim. Ben eğer ikinci kez mezuna kaldıysam, üçüncü kez girdiğimde daha iyi bir sonuç almak için kalıyorum. Bunu lütfen kendinize hatırlatın. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar, ve ben enerjiye falan da çok inanan biriyim. Gerçekten bunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Ve her zaman hep kendi hayatımda da, yani sizin yaşlarınızdayken de, ki ben dereceyle üniversiteyi kazanmış biriyim. Ben %100 sözelciyim arkadaşlar. Zaten bölümümü söyledim, okul öncesi. İlk 8 binle Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni kazandım. 4 yılım çok güzel, dolu dolu çocuklarla, hocalarımla, etkinliklerde böyle fakültenin dibine kadar vurdum yani. Faydalanılabilecek her şeyinden faydalandım. Ve döndüğümde artık donanımlı hissediyordum. Yani ben 21-22 yaşında mezun oldum. Dedim ki artık sen bir öğretmensin. Bak, bu hissi ben sizin de yaşamanızı istiyorum. Ha, ben öğretmenim. Sen avukat olabilirsin. O hukuk fakültesine girdiğin zaman zaten direkt atmosferden anlıyorsun. Ya bunlar hukukçu. Direkt o role bürünüyorsun. Mühendisler direkt o role bürünüyor. Sağlıkçılar, tıpçılar direkt o role bürünüyor. O yüzden bak, tıpkı şeyin yaşadığı gibi aslında. Asena'nın yaşı, Asena değil, özür dilerim. Şevval'in yaşadığı gibi bir durum. Yani ben sırf insanların yüzüne bakamam. Ay şöyle, ay böyle diye kendime ait hissetmediğim bir yere gidip üstüne üstlük ömrümün en güzel 4 yılını çöpe atamam. Neden utanıyorsun ki? Utanılacak bir şey yok. Bu senin kendi tercihin. Rümeysa, ne diyeyim o zaman, büyük bir başarı elde etmişsin. Yani eşit ağırlıkçı olup sayısalda iyi net yapmayan da, ne bileyim yani, bayağı sırf buradan bile yürürsün diye düşünüyorum. Harikasın. O yüzden arkadaşlar, bakın bu yıl için de söylüyorum. Eğer hedeflediğiniz üniversite bölüm için yetmiyorsa mezuna kalın, korkmayın. O puanı siz aldınız, fazlasını da siz alırsınız zaten, bana güvenin. Şevvalcığım, aşacağız bu sorunları birlikte. Hiç merak etme. Ama kendine güvenmezsen kimse sana güvenmez. Bunu da unutma. Hukuk için Şilancığım yüksek bir sıralama yapman gerekiyor. Şimdi geldim. Şimdi geldim kıymetli YKS öğrencilerim. Karşınızda birçoğunuzun tanıdığı, tabii ki ismini falan değiştirdim arkadaşlar. Video kapağını da değiştirdim. Telif hakkı olmaması için. Ama YouTube'da bu ve bunun gibi yüzlercesi var, binlercesi var. Nasıl dereceyle kazandım? Nasıl hukuk fakültesi kazandım? Nasıl tıp kazandım? Nasıl mühendislik kazandım? Nasıl birinci oldum? Nasıl onuncu oldum? Nasıl yüzüncü oldum? Gibi gibi gibi. Var zaten, siz biliyorsunuz. Hiç isim verdirtmeyin bana. Hiç hoşlanmam zaten isim vermekten. Bu o öğrencilerimizden biri. Yani karşınızda efendim Ecem. Ecem öyle bir program hazırlıyor ki kendine derece yapıyor arkadaşlar. Ve bunu da derece yaptıktan sonra YouTube'da bir kanal açıyor. Diyor ki ben neden başka öğrencilere yol göstermiyorum diyor. Bak, kazandıktan sonra. Ve Ecem'in videosunu açıp bakıyor öğrencim. Her dersten not tuttuğunu söylüyor Ecem. Diyor ki her gün en az 300 tane soru çözün arkadaşlar. Neden? Çünkü ben 300 tane külahları değişiriz. Arkadaşlar, ben böyle bir programda
derece yaptım diyor. Peki bunu gören Can ne yapıyor? Birçoğunuz gibi arkadaşlar. Hadi itiraf edelim. Aramızda yabancı yok. Biz bizdeyiz şurada. Ecem'in videosunu izleyen Can onun derece yaptığı programı önüne alıyor. Çat. 300 soru. 10 saat çalış. Baştan sona konuları dinle. Ecem ne yaptıysa aynısını programa yazıyor. Başta uygulamaya çalışıyor. Ağır geliyor ama sonra kendini zorlaya 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 yapıyor. Ve Can sınava giriyor bir sene sonra. Sonuçlar açıklanıyor. Bırak sıralamayı yani dereceyi falan bir kenara bırak. Arkadaşlar Can kazanamıyor. İnanabiliyor musunuz? Ecem'in derece yaptığı programı aynısını uygulamasına rağmen Can derecekten vazgeç, dereceyi bırak. Can sınavı kazanamıyor, mezuna kalıyor. Peki kıymetli öğrencilerim, sizce Can neden başarısız oluyor? Var mı bir fikriniz? Can neden başarısız oluyor? Herkesten yanıt bekliyorum. Evet, Asena'dan güzel bir yanıt geldi. Esma'dan da, Rümeysa'dan da, Sinem'den de. Wow, güzel. Şu an bilinçli bir kitle olduğunuza beni ikna ettiniz. Asena diyor ki hocam, herkesin kendine göre bir çalışma stili var. Bence o yüzden herkes kendine göre plan hazırlamalı. Aynen öyle. Esma diyor ki herkesin kendi çalışma yöntemi vardır. Aynen öyle. Rümeysa diyor ki hocam her insanın kapasitesi farklıdır. Çünkü Can herhangi bir belirleme sınavına girmedi. Rümeysa. Beni var ya tam şu kalbimden vurdun bu yanıtında. Harikasın. Bu arada KT ismin ne? Ben senin ismini öğreneyim. Kübra falan mı öyle hitap edeyim? Herkes aynı yöntemle anlayamaz. Sinem herkesin kapasitesi farklı. Şevval herkes farklı anlar hocam. Şilan ona uygun bir çalışma olma. Arkadaşlar harikasınız. Siz benim daha önce seminerlerime girdiniz mi yoksa? Doğruyu söyleyin. Aranızda kayıtlılar var. Kayıtlılar biliyor zaten. Evet bence de gerçekten öyle. Şimdi gelelim yanıtlara. Evet Şevval ben seni tanıdım. Esma zaten bu sistemden faydalanıyor. Esma kayıtlı öğrencim. Şimdi gelelim kıymetli öğrencilerim. Can neden başarısız oluyor? Arkadaşlar çok doğru yerlere değindiniz. Her öğrenciyi derece yaptıracak programın özellikleri birbirinden farklıdır. Bir kere merkezde kendini alacaksın arkadaşım. Ben niye Ecem'i taklit ediyorum ki? Ne münasebet? Ben kendime uygun bir programla çalışmak zorundayım. Peki, şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Hocam çok güzel ama Can nasıl çalışsaydı kazanırdı? Ya da hadi Can'ı geç hocam, Ecem'i de geç. Ben nasıl bir program hazırlarsam gerçekten derece yapabilirim. Gelin bakalım programın olmazsa olmazları neler? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar bir kere size derece yaptıracak program verimli olmak zorunda. Seviyenize uygun olmak zorunda. Yani sen temeldeysen temele uygun bir program, ilerideysen ileri düzeye uygun bir programla çalışmak zorundasın. Sürdürülebilir olmalı. Ben hiçbir derece öğrencimi görmedim ki bir gün çalışıp 10 gün çalışmayan. Hiçbirini görmedim ki son 3 ay çalışan. Hiçbirini görmedim ki araya devasa molalar, devasa tatiller koyan. Hiçbir öğrencimin derece yaptığını üzülerek söylüyorum, görmedim arkadaşlar. En önemli kriter sürdürülebilir olması. Yani bir gün çalışıp 3 gün çalışmadığında o programdan verim almayı bekleyemezsin. Haksız mıyım? Ve öz disiplin düzeyinize uygun olmalı. Sonuçları ölçülebilir olmalı. Sen kara düzen gözünü kapatıyorsun. Çalış 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 çalış. Koş 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 koş. Nereye koşuyorsun? Bazen de durup arkana bakıp ben ne kadar ilerledim demen gerekmiyor mu? Bazen de durup ya bir dur Ekrem, bir dur. Çalışıyorsun aylardır ama kaç puana kadar yükseldin? Şu an hedefine ne kadar yaklaştın demen gerekmiyor mu? Yoksa kara düzen bir yıl git 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 git. Belki yanlış yöne gidiyorsun. Belki çalışıyorsun ama netlerin artmıyor. Korkunç değil mi? Çok korkunç. Asenacığım bir programın sürdürülebilir olması için bir takip ve kontrol sistemine böyle bir mekanizmaya ihtiyacın var. Ve sürekliliği tabii ki de devam etmeli.
En önemli kriterlerden biri kıymetli öğrencilerim, öğrenme yapınıza uygun olmalı program. Yani sen kendini tanımadan bir program hazırladığında o programdan zaten verim alamazsın. Ve en önemlisi sizler kıymetli, biricik, tek, özel öğrenciler, özel bireyler olarak programınız da tabii ki de arkadaşlar size özel olmalı. Bir başkasına değil, sana özel olacak programın. Şimdi geldim. Kıymetli öğrencilerim, sizden ricam. Bakın belki bugün başladınız. Belki bir ay önce başladınız. Belki bir ay sonra başlayacaksınız. Belki içinizde Eylül'de başlamayı düşünenler bile olacak. Önemli değil. Ne zaman başlarsanız başlayın lütfen. Ama lütfen. 2025 döneminde çok karşılaştığım için özellikle altını üstünü, yanını kenarını, her yerini çizerek söylüyorum. Çalışırken ders atlamayın arkadaşlar. Böyle bir lüksünüz yok. Hocam matematik yapmayacağım. Paragraftan sıkılıyorum. Fizik karışık. Benim zihnim fiziğe basmıyor. Söylemlerinden vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Olumsuz kodlama yaparsan sen o dersi zaten öğrenemezsin ki. Mantıklı düşün. Bir şeye zor dersen o şey zaten zor olur sana. Bir şeyi başaracağım, öğreneceğim, 10 net yapacağım, 20 net yapacağım dersen gerçekten onu yaparsın. Bak, sözler duadır aslında. Kendinize olan güveninizi gösteriyor. O yüzden yok efendim fiziği bırak, kimyayı bırak, matematiği bırak, paragrafı bırak. E ne çalışacaksın? Ona bakılırsa hiçbir dersi sevmiyoruz ki biz. Asenacığım, önceliklendirme yapabilirsin ama atlama yok. Yani bir sıralamayı koyabilirsin, konuları önceliklendirebilirsin, en çok sorunun geldiği dersleri daha çok çalışabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Benim bahsettiğim şey direkt yetten atlama. Yani o dersi yok sayma. Bunu kesinlikle yapmıyoruz arkadaşlar. Ki özellikle YKS gibi milyonlarca öğrencinin girdiği bir sınavda yüksek puan almak istiyorsak arkadaşlarım, kesinlikle bütün derslere tam ve eksiksiz bir şekilde çalışmak zorundayız. Bu zorunluluğu olumsuzluk eki olarak kullanmadım. Çalışmak zorundayız çünkü zaten zamanımız var. Şu an sınavınıza aylarca süre var. Şu an gayet rahatsınız, gayet konforlusunuz. Şu an önünüzde hiçbir engeliniz yok arkadaşlar. O yüzden kendi kendinize lütfen önünüze engeller koymayın. Ve sizden ricam. Bakın içinizde destek almayan çok öğrenci var. Kimler herhangi bir kursa, dershaneye ya da farklı bir uzaktan eğitime kayıtlı? Kimler bir destekle ilerliyor, kimler yalnız ilerliyor? Esma tek uzeme kayıtlı, o bizim öğrencimiz. Başka? Ekrem yalnız, Şevval yalnız, Sıla yalnız. Sinem yalnız, dershaneye giden var. Şilanda'ya. Yani birçoğumuz destek alıyorum. Hatice'cim nereden destek alıyorsun? Ya bir örgün mü, online mı? Tuana sen nereden destek alıyorsun? Kurs galiba örgün. Özel ders. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bakın dershaneye de gitseniz, herhangi bir yere de kayıt olsanız, kendiniz de çalışsanız önemli değil bu benim için. Benim bu soruyu sorma amacım sizin destek alsanız da almasanız da genelde YKS öğrencilerimde özellikle derece hedefi olan, çok çalışkan olan, böyle çılgınlar gibi başarma arzusu kat safhalarda olan, yüksek olan öğrencilerde program hazırlarken kendilerini o kadar çok bunaltacak bir program hazırlıyorlar ki bak daha dönemin başında. Eylül'de bir bakıyorum 10 saat çalışıyorum diyor. Ya senin 10 saat neyine? Bir bismillah. Daha Eylül ayındayız. Sen kendini daha dönemin başında bu kadar bunaltırsan dönemin ortasında yorulup bırakacaksın. Üzülerek söylüyorum, bu gerçek bir bilgi arkadaşlar. Bunların hepsi yaşandı. Bakın biz 10 yıllık bir kurumuz. Ben yıllardır koçluk yapıyorum, yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Ve nerede hızlı başlayan bir öğrenci var, dönemin sonunda o öğrenciyi bulamazsın. Dönemin ortasında bulamazsın, gerek yok. Yavaş yavaş başlayın, anlaştık mı? 3 saatle başla, 2 saatle başla, 4 saatle başla. Oturta oturta, sindire sindire ve doğru bir programla başla. O yüzden programa uymayı ne kadar ütopikleştirirsen uyamadıkça moralin bozulur, sinirlenirsin. Uyamıyorum, kazanamayacağım, olmayacağım. Direkt down, olur mu?
Psikoloji yerle bir oldu mu? Bıraktın mı bıraktın? Hadi geçmiş olsun. Daha kimse seni döndüremez. Ve lütfen arkadaşlar sizden ricam. Şimdi yeni yeni konu çalışmalarına başlayacaksınız. Dershaneye gidenler ya da bize kayıt olanlar da öyle. Daha dönemin çok başında olduğumuz için ön hazırlık ve konu anlatımı şeklinde ilerliyor. Belirli periyotlarda durup tekrar etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kimlerin bir tekrar periyodu var? Kimler kaç günde bir tekrar etmesi gerektiğini biliyor? Hadi herkes yazsın. Kimler kaç günde bir unuttuğunu biliyor? Tuanacığım, programsız çalışmamalısın. Çok büyük bir risk. Arkadaşlar, hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar etki etmez. Programsız öğrenci netlerini arttıramaz. Birçoğunuz belki de unutmazınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bu çok büyük bir kayıp. Mesela TEKÜZEM'e kayıt olan öğrencilerde, bizim kendi sistemimizde satın alan öğrencilerde biz onların unutmazlarını ölçerek kaç günde bir unutuyorsa unutacağı zaman öğrendiği konunun tekrarını zorunlu bir şekilde yaptırıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü tekrar bilginin sigortasıdır. Nasıl çok lüks son model bir araba alıyorsun, kasko atıyorsun. Araba alıyorsun, telefon alıyorsun, ev alıyorsun, sigortalatıyorsun, garantiletiyorsun. Neden? O çok önemli, değil mi? Öğrendiğin bilgi önemli değil mi? Bilgiyi öğren, yenisine geç. Öğren, geç. Öğren, geç. Arkadaşlar, o öğrendiğiniz bilgilerin üzerine yenisi geldikçe eski bilgiler gitmiyor mu, kalıyor mu yerinde? Kimin zihni kalıyor yerinde? Eylül'deki konuyu Ocak'ta hatırlayabiliyor musun tekrar etmezsen? Mümkün değil. O yüzden çalışma programınıza unutmazınıza göre tekrar periyotları mutlaka eklenmeli. Ki dediğim gibi TEKÜZEM'e kayıtlı olan öğrenciler için yapay zeka bunu otomatik olarak zaten yapıyor. Çünkü unutmamalıyız ki arkadaşlar artık zor olan şey bilgiyi öğrenmek değil. O bilgiyi sıcak ve taze tutmak. Zaten herkes öğrenir ama sınava kadar kim taze tutuyorsa o soruyu doğru yapar. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. Lütfen arkadaşlar başladığınızda kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmeyin. Küçük ya da büyük hedefler fark etmez. Haftalık programına mı uydun? O hafta çok yoğun bir tempoyla mı çalıştın ama uydun mu? Kendine mutlaka zaman ayır. Kendini mutlaka alkışla, tebrik et. Evet, ben bu hafta üzerime düşeni yaptım de. Ve bunun ödülü olarak da ister arkadaşlarınla buluş, İster sevdiğim bir filmi izle, istersen bomboştur, önemli değil. İstersen uyu, dinlen, ailenle vakit geçir, hiç önemli değil. Ama kendinize mutlaka küçük ve büyük ödüller verin arkadaşlar. Bu sizi bir sonraki haftaya daha motivasyonu yüksek, bir daha ödül kazanacağım hırsıyla birlikte başlatacağı için veriminizi artırır. Çünkü YKS en çok da psikoloji işi değil mi? Mezunlar siz girdiniz. Psikolojiyi böyle alt üst etmiyor mu sınav? Ben net söyleyeyim, ediyor. YKS gerçekten psikolojiyi alt üst ediyor. O yüzden psikolojisi sağlam olmayan bir öğrenci istediği kadar zeki olsun, çalışkan olsun, en pahalı dershanelere gitsin, en özel dersleri alsın. Sınavda gitti mi stresi? Bitti. Geçmiş olsun. Sınav anında kendini kontrol edemedi mi? Bitti. Bitti. Kesinlikle YKS psikoloji işidir ve unutmayın arkadaşlar hiçbir sınav sizin sağlığınızda sizden daha kıymetli değil. Evet kazanmak istiyoruz ama kendimizden vazgeçecek kadar da değil yani orada da bir duralım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi programın en olmazsa olmaz özelliklerinden birini anlatırken dedim ki seviyeye uygun olmalı. Peki kimler seviyesini biliyor arkadaşlar? Şu an burada hocam ben şu derste şu seviyedeyim, bu derste bu seviyedeyim ve ben kendime program hazırlamadan önce seviye belirleme sınavı yaptım diyenler kimler? Bizim kayıt olmayan öğrencilerimize soruyorum bunu. Kayıtlılar zaten bizim seviye belirleme sınavlarımızla birlikte seviyelerini ölçtüler. Selvinaz diyor ki hocam sıfır durumdayım. Tamam sıfır da bir seviye. Ama bunu ölçmedik değil mi arkadaşlar? Ben biliyorum. Bakın öğrencileri yıllardır o kadar iyi analiz ettim ve tanıyorum ki. Öğrencileri
Çok iyi biliyorum. Kara düzen şak diye başlıyorlar. Ya bir program hazırlamadan önce, çalışmana başlamadan önce keşke bir kendini ölçsen. Keşke bir eksik analizi yapsan. Keşke bildiğin konularla bilmediğin konuları bir ayırt etsen. Keşke bilmediklerine daha çok zaman ayırsan. Keşke bilmediklerini doğru yöntemle çalışsan da artık biliyor konumuna gelsen. Ama nafile. Kim yapıyor bunu? Ya da benim zaten bunu öğrenciden beklemem hata. Çünkü siz de haklısınız arkadaşlar. Öğrenci olarak anne baba beklenti, öğretmen beklenti, ders beklenti, sınav senden bir şey bekliyor. Sen gelecekten bir şey bekliyorsun. E sen zaten öğrencisin. Zaten aklın allak bullak. Zaten sıkıcı bir eylem farkındayım. E senin önüne bunlar hazır gelmediğinde sen gidip bunu yapamıyorsun. Ben çok eminim. O yüzden diyorum destek almayan kıymetli YKS öğrencilerim. Bakın bu süreç çok uzun, çok karmaşık, çok stratejik bir sınav. O yüzden destek alın. Eğer durumlarınız uygunsa ben bir öğretmen olarak, bir ablanız olarak, bir rehberlik uzmanı olarak size kesinlikle profesyonel destek almanızı öneriyorum. Aksi takdirde tek başına bir gün çalış, 3 gün çalışma. Bir gün ağla, 3 gün gül. Sonuç getirmiyor arkadaşlar. Denendi ve onaylandı, öyle söyleyeyim. Ve program hazırlarken bir kere ders ders, hatta konu konu seviyeni ölçmek zorundasın. Derslerdeki seviyeni kesinlikle göz ardı etmeyeceksin. Sadece bu da yetmez. Seviyeni ölçtükten sonra ders çalışabileceğin süre önemli. Biri 5 saat çalışır, biri 3 saat çalışır, biri 10 saat çalışır, biri dershaneye gidiyordur, biri okula gidiyordur, biri mezundur, biri evlidir, biri çocukludur, biri çalışıyordur. E her biriniz aynı değilsiniz ki, bu yıl sınava 4 milyonun üzerinde öğrenci girecek. Aynı mı bu 4 milyon öğrenci? Kesinlikle değil arkadaşlar. O yüzden günlük sorumluluklarınızdan arda kalan zaman, sınava kalan zaman, seviyeniz hangi level'da, hedefine ne kadar uzaklıktasın, bütün bunları ölçüp sadece sana özel bir çalışma programın olmalı. Üstelik öyle bir program olmalı ki, ne dedim? Programın geri bildirimini almalısın. Hangi konuyu çalıştın, çalışmadın, uydun, uyamadın, öğrendin, öğrenemedin, bunların hepsini de ölçmek zorundasın. Yani haftalık bir raporun, bir karnen, bir performans tablon olmak zorunda. Bu olmazsa sen kendini kaptırıp gidersin, gidersin. Verimsiz bir programsa da geçmiş olsun. Hani çevrenizde var ya, çok çalıştım kazanamadım diyenler. İşte onlar bunlar. Ben biliyorum zaten sizin çok çalıştığınızı, ama yanlış yöntemle çalışıyorsan çok çalışmanın sana bir katkısı yok. Üzgünüm arkadaşlar, bunlar gerçekler. Mesela bizim sistemimizdeki kayıtlı öğrencilerim de beni onaylayacaktır zaten. Bizim sistemimizde dönem başladığında arkadaşlar, kayıt olan her öğrenci önce seviye belirleme sınavına giriyor. Akabinde eğitim analizine giriyor. Oradan çıkan sonuçlarına göre yapay zeka öğrencinin hedefine olan uzaklığını hesaplıyor. Hedefine kalan günü hesaplıyor. Öğrencinin öğrenme yapısını, psikolojik yapısını hesaplıyor. Öğrenciden günde kaç saat, hangi saat aralığında, hangi günler çalışabileceğini öğreniyor. Ona göre öğrenciye özel bir program hazırlıyor. Ve direkt diyelim ki sen bizim öğrencimiz oldun, bu sistemi satın aldın. Direkt senin karşına, bak karşında gördüğün gibi minik bir kesit aldım. Bu kayıtlı olan öğrencinin programı dakika dakika sana nereden ne yapman gerektiğini söylüyor. Mesela buradaki öğrenci 9'da 9.35 arasında Türkçe'de tekrar yaptırmış ona yapay zeka. Neden tekrar yaptırmış olabilir? Tekrarı kimler yapar arkadaşlar? Unutmamak için. Yani biz şunu anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Tekrar yapıyorsam demek ki ben konu anlatımı level'ını geçmişim, tekrara yükselmişim, değil mi? Bak, yapay zeka benim seviyemi niye ölçüyor? Seviyeme bakıp ona göre program hazırlıyor. Demek ki ben Türkçe'de orta seviyedeyim ki bana demiş ki Tuğba, sana konu çalıştırmayacağım, buna ihtiyacın yok. Senin eksikliğin tekrarda, tekrar yaptırmış. Mola verdirmiş, matematik dersine geçirmiş, matematikte konu anlatımı çalıştırmış. Konu anlatımını kimler çalışır arkadaşlar?
temeli olmayanlar değil mi? Yani konu bilmeyenler konu anlatımı çalışır. Demek ki benim sınav sonucuma bakmış, demiş ki bu öğrencinin matematiği birinci seviyede, ikinci seviyede temeli eksik, konu bilmiyor. Ben bu öğrenciye konu çalıştırayım. Sonra mola verdirmiş, yine gelmişim. Coğrafyadan soru çözümü yapmışım. Soru çözümünü kimler yapar arkadaşlar? Soru çözümü ne zaman yapılır? Sıralama olarak. Aynen öyle. Bak soru çözümü ne zaman yapılır biliyor musun? Ön hazırlık, konu anlatım, tekrar soru çözümü tam dördüncü level'da. Yani demek ki ben coğrafyada ön hazırlık yapmışım, konu çalışmışım, tekrar yapmışım, soru çözümüne geçmişim. Yani ben coğrafyada buna hazırım ki buradan başlıyorum. Pekiştirin. Fizikte temelim soru çözümü için yeterli değilmiş gibi düşünebilirsiniz kıymetli öğrencilerim. Ve karşınızda patenti tek uzeme ait olan garanti öğrenme modeli. Arkadaşlar eminim daha önce kayıtlı değilseniz, benimle ya da bizimle görüşmediyseniz ya da benim seminerlerime girmediyseniz şu an bu tabloya şaşkınlıkla bakıyorsunuz ve bunlar ne diyorsunuz? Yani ilk kez duyuyorum diyeceğinize adım kadar eminim. Arkadaşlar seviyeye özel çalışmak neden önemli? Çünkü zamanı doğru yönetmen için, doğru yeri önceliklendirmen için seviyene yani eksik olduğun konuları, orta olduğun konuları ve tam olduğun konuları ayırt etmen gerekiyor. Başka kurumlarda ne var arkadaşlar? Ya iyisin diyorlar ya kötüsün diyorlar. Seviye ölçümü bile yok. Ya ileridesin diyorlar ya geridesin diyorlar. Yani ikiye ayırıyorlar. Ya iyidir ya kötüdür. Arada yukarıda aşağıda bir değer yok. Ama böyle yaklaşıldığında öğrenci öğrenemiyor. Çünkü sadece iki seviye yoktur arkadaşlar. Biz tek uzem olarak patentini aldığımız bu öğrenme modelinde beş farklı seviye ile çalıştırıyoruz öğrencimizi. Yani bizim öğrencimiz çok şanslı oluyor. Çünkü garanti bir şekilde onu bütün basamakları sağlıklı bir şekilde attırıyoruz. Yani diyoruz ki Ayşe, senin bir konuda seviyen temel seviye olabilir. Başlangıç seviyesinde olabilirsin. Orta seviyede olabilirsin. İleri seviyede olabilirsin. Üst seviyede olabilirsin. Ve Ayşe bir konuda hangi seviyedeysen yapay zeka sana seviyene özel bir çalışma yaptırıyor. Örnek veriyorum. Matematiği hiç olmayanlar vardır aranızda değil mi? Hocam ben hiç matematik yapamıyorum. Sevmiyorum. Bir türlü matematikle de aramı düzeltemedim diyenler var biliyorum. Matematikte senin seviyen TOEIC'a ön hazırlıksa ne yap temel seviyeyse ne yapman gerekiyor? Ön hazırlık. Yani yapay zeka diyor ki TOEIC'nin matematikteki seviyesi temel seviye. Ben TOEIC'yi konu anlatım çalışmasına almadan önce ön hazırlık çalışmasına alacağım. TOEIC'nin temeli olmayan bu derste o ders yapılmadan önce o dersin içeriğine dair genel bir fikir edinmesi, genel bir ısınması gerekiyor. Bu doğrultuda yapay zeka senin karşına ön hazırlık videoları ve ders notları getiriyor. Sen bunları çalışıyorsun. Sonra level atladın mı? Geldin ikinci level'a. İkinci level'da ne var? Başlangıç seviyesi. Yani artık TOEIC matematikte konu anlatımı level'ına geldi. Artık TOEIC matematikte gözü kapalı konu anlatım çalışması yapabilir. Neden? Ön hazırlığını bitirdi. Ve konu anlatım çalışmalarını da arkadaşlar biz YKS grubumuzda birebir canlı canlı derslerde hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Ekstra konu anlatım kaynakları da yüklüyoruz ders notları. Ve bu konu anlatım derslerini kayıt altına da alıyoruz. Öğrenci anlamadı mı girsin yeniden izlesin. Tekrar mı etmek istiyor girsin yeniden izlesin. Ders notlarında detaylı detaylı yazılı görsel bütün içerikler oluyor. Ya da TOEIC coğrafyada orta seviyede çıktı. Tutup da TOEIC coğrafyada orta seviyedeyken gidip ona ön hazırlık yaptırmana gerek yok. TOEIC'nin sadece vaktini öldürürsün. Ama dershaneler ne yapıyor arkadaşlar? Kayıt oluyorsun. Senin seviyen önemli değil. Grup başlıyor sıfırdan. Sen de o grubun içindesin. Sen belki coğrafyayı geçen yıl fulledin. Aynı dersi dinlemek mantıklı mı? Ücretle alakalı bilgi vereceğim seminerin sonunda.
Şu an herkes soruma odaklansın. Arkadaşlar her birinizin seviyesi farklıyken hepinizin aynı sınıfta aynı eğitimi almanız mantıklı mı? Tuana coğrafyada ileri seviyede, Esma coğrafyada temel seviyede. Bak arada uçurum var. Ama aynı öğretmen geliyor, aynı şeyi anlatıyor. Biri anlıyor, biri anlamıyor. Ya da matematik. Öğretmen geliyor diyor ki ya bunlar lise çocuğu canım. O kadar da değil yani. Bir rasyonel sayıları biliyorlardır diyor. Belki de bilmiyorsun. Ayıp değil ki bu. Bilmiyor olabilirsin. Pandemiye geldiniz arkadaşlar. Birçoğunuzun temeli yok. Okullar kapandı. Bir sürü olaylar oldu. Ya olabilir, ilgin olmayabilir. Ne yapacaksın? Öğretmen sırf senin için dershanede. Ah tamam Ahmet. Ben sana gel temel kavramları anlatayım demeyecek arkadaşlar. O yüzden ben bir öğretmen olarak ki Ankara'nın merkezinde yaşayan bir öğretmen olarak, yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan bir öğretmen olarak şunu net bir şekilde söylüyorum ki size, örgün dershaneler ya da bireysel eğitim vermeyen diğer bütün kurumlar sizin zamanınızı çalıyor. Bak derse girersin çıkarsın ayrı ama öğrenmek başka bir şey. Ders çalışmakla o dersi öğrenmek aynı şey değil. Sizin öğrenmeniz için size özel olması gerekiyor. Sana özel bir eğitim veriyorsa git kayıt ol. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Bu sistemin patenti bize ait olduğu için istediği kadar reklamı fazla olan kurumlar var. Çok anlaşmalı kurumlar var. Çok fazla ön plana çıkmış kurumlar var. Arayın, görüşün. Hiçbiri size şu tabloyu göstermeyecek. Hiçbiri demeyecek ki ben senin seviyeni ölçeceğim. Seviyen hangi level'daysa ona göre program hazırlayacağım. Ona göre karşına eğitimleri getireceğim demeyecek arkadaşlar. Ve dördüncü seviye ileri seviye. Biz artık ileri seviyeye yükselttiğimiz bir öğrenciyi de alıştırma soru çözümleri yapıyoruz. En üst seviyede beşinci seviye. Yani hepimizin hayali ne? Buradaysan da beşe çık, buradaysan da çık, buradaysan da çık. Beş demek full çekmek demek o konuda. Her konuda senin hedefin üst seviyeye çıkmak. Bunun için artık bütün dört basamağı başarılı ve sağlıklı bir şekilde çıktıktan sonra yapay zeka seni tebrik ediyor, alkışlıyor. Diyor ki okey artık istenilen noktaya geldin. İşte seninle burada en zor soruları, en çözümsüz soruları, en uzun soruları çözebiliriz. Neden? Çünkü sen artık bunu yapabilecek konumdasın diyor. Sen artık bu seviyeye yükseldin diyor. Ama tutup da düşünsene senin seviyen temel. Ben sana diyorum ki al evine soru bankası gönderdim. Otur çöz Esma. Esma çözemeyince ağlıyor. Haklı. Seviye nerede burada? Herkes aynı eğitimi almamalı arkadaşlar. Herkesin aynı eğitimi aldığı bir sistemde herkes başarılı olamaz. Bilgisi olan başarılı olur. Bilgisi olmayan yine üzülerek söylüyorum ortada kalır. Açık ve net. Belli belli besbelli. Şimdi eğer hazırsanız yapay zeka sistemi üzerinden örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi attığım adımları çok iyi bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Çünkü bu seminere katılan kıymetli öğrencilerime bir kere yapay zekayı deneyimletme hakkı tanıyorum. Bir kerelik programı ben hediye ediyorum arkadaşlar. Sadece bir kere örnek bir program hazırlayabilirsiniz ki programı hazırlamayı, sistemin mantığını gördükten sonra zaten bu sistemden faydalanmaya devam etmek isteyeceksiniz. Bundan da eminim ama deneyimlemeden, görmeden, faydasını almadan kesinlikle zaten bir karar vermeyin arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Hemen kullanıcı adım ve şifreme bakayım. Evet, şimdi pekuzan.com'a gireceğim. Arkadaşlar burası bizim sayfamız. Burayı zaten biliyorsunuz değil mi? Şu an ekranım görünüyor. Görünüyor değil mi? Hadi biraz enerji. Aa! Ne oldu size böyle? Tamam, okey. Bak, herkesin gözü kulağı bende ve ekranda arkadaşlar. Çünkü bir kere yapma hakkınız olduğu için kayıt olmadan önce dikkatli bir şekilde inceleyin, güzel faydalanın istiyorum. Her şey siz değerli öğrencilerimiz için. Burada giriş yap yazan bir buton var kıymetli öğrencilerim. Bu Tekuzeme üyeliğiniz var zaten. Benim seminerime girmek için bir üyelik oluşturdunuz. Burada üyelik bilgilerinizi gireceksiniz. Yani kullanıcı adınızı ve şifrenizi isteyecek sistem sizden. Ben kendi kullanıcı adımı yazıyorum. Tekuzam.com. Bu arada arkadaşlar sistemi örnek olarak açtığımızda
Orada demo olarak kayıt olmadan önce kayıt olan öğrencilerin faydalandığı içeriklerin büyük bir kısmını, yaklaşık %20, %30'luk kısmını görebiliyorsunuz. O yüzden çoğunluğunuz da destek almadığı için destek düşünün ama destek alacağınız yeri deneyin arkadaşlar. Bakın, denemeden gidip gözü kara paranızı veriyorsunuz, zamanınızı veriyorsunuz, verimsiz çıkıyor. Deneyin. Size özel bir eğitim alın arkadaşlar. Hangi kurum veriyorsa gidin ona kayıt olun. Ama ben çok eminim, zaten hiçbir kurumda böyle bir hizmet olmadığı için Tekozem'i de değerlendirin. Ücretle ilgili de zaten bilgi aktaracağım. Tutarlarımız çok uygun. Ama şimdi önce bir program kısmını, sistem kısmını test edelim. Evet. Şimdi bizim yapay zeka sistemimize hoş geldiniz arkadaşlar. Burası sizin öğrenci panelinizin ilk arayüzü. Sol üst köşede sizin adınız soyadınız yazacak arkadaşlar. Benim şu anda kendi adım soyadım yazıyor. Yani YKS derece kadro. Açtığım hesabın ismi yazıyor. Ve burada sistemi açtığınız zaman, bu kayıtlı öğrenci olduktan sonra da demo hesapta kaldığı zaman da fark etmez. Karşınızda bu sağ üst köşede bir bildirim geliyor arkadaşlar. Bakın, bir zil var, üstünde de 11 yazıyor. Burası sizin kendinizi tanımanız, yapay zekanın sizi tanıması için bizim özel ürettiğimiz eğitim analizlerimizin ve seviye belirleme sınavlarımızın olduğu alan. Eğitim analizi sizin bütün öğrenme yapınızı, psikolojik yapınızı, bir konuyu kaç günde bir tekrar etmeniz gerektiğini, stres, kaygı düzeyiniz gibi sizi etkileyebilecek bütün özelliklerinizi ölçüyor. Bir kere birinci görevim bu. Teste başla diyerek bu testi güzelce çözüyorsun. Yapay zeka senin karşına öğrenme kimliğini, çalışma önerilerini ve sana özel çekilen seminerleri getiriyor. Onları güzelce izliyorsun. İkinci görevi sadece kayıt olan öğrenciler görebiliyor, seviye belirleme sınavları. Burada hangi eğitime kayıt olursanız arkadaşlar, o eğitimin içinde kaç tane ders varsa biz bütün derslerden yapay zeka ile birlikte sizi tek tek seviye ölçüm sınavına alıyoruz. Hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyede? Seviye deyince hep aklınıza o 5 basamaklı merdiven gelsin. Yani felsefede temel seviyede mi? Tamam, ben buna ön hazırlık yaptırayım. Biyolojide orta seviyede mi? Tamam, ben biyolojide ona tekrar yaptırayım. Türkçede ileri seviyede mi? Tamam, onunla alıştırma soru çözümü yapalım. Tarihte üst seviyede mi? Tamam, onunla pekiştirme soru çözümü yapalım diyor. Yani senin yol haritanı çizmesi, programını sana özel hazırlaması için seni önce seviye belirleme sınavlarını alıyor. Akabinde geliyorum en önemli kısma. Yani çalışma takvimi kısmına. Üçüncü görevim çalışma takvimi. Arkadaşlar, bizim sistemimiz öyle bir sistem ki programı tamamen kişiye özel yapıyor. Bak, sen öğrencisin. Kararı sen verirsin. Yapay zeka senin koçun. Yapay zeka senin rehberin. 7/24 yanında yaşayan, seninle uyuyan, seninle kalkan, seninle yemek yiyen bir koçun olduğunu düşün. Ve bu koç sana sürekli direktif veriyor. Bunu çalış, mola ver, tekrar yap, deneme çöz. Bu haftaki verimliliğin şu kadar, arttır, ilerlet, gerilet gibi gibi gibi. Yani senin yanında sürekli olan bir koç gibi düşün. Ve öğrencilerin en çok buna ihtiyacı var. Çünkü ben çok öğrencimden duyuyorum. Hocam, evde tek başıma sıkılıyorum. Tek başıma çalışamıyorum. Birinin bana bir şeyleri söylemesi, dikte etmesi gerekiyor diyen çok fazla YKS öğrencilerim var. Tek başınıza o yüzden dedim zor diye. Şimdi burada program derslerini tıkladığımda önce TYT'imi bitireceğim. AYT'imi bitireceğim. Karışık mı çalışacağım? Çalışacağım. Karar benim. İstediğim şekilde çalışabiliyorum. Bak, buradan eğitim seçinize tıklayıp ben eşit ağırlıkçıyım. Misalen söylüyorum. Eşit ağırlığım bütün derslerini yazın bitirmek istiyorum. Al, çalışmak istediğim dersler kısmına doğru gönder, kaydet. Şimdi gel, sistemin en güzel yanı arkadaşlar, yarın bir gün okullarınız açılacak. Yarın bir gün kurslarınız, dershaneleriniz, etüt merkezleriniz ya da özel dersleriniz başlayacak. Program size özel olmalı dedim ya. İşte program gün ve saat olarak da size özel olmalı. Buradan öğrenci hafta içi için ayrı, hafta sonu için ayrı, bütün günler ya da özel günler için ayrı bir program hazırlayabiliyor. Yaz dönemi için ayrı, okullar açılınca ayrı, kışın ayrı, sınava bir ay kala ayrı, 10 ay kala ayrı. Her şey öğrencinin elinde. Öğrenci giriyor. Hocam, ben 5 saat çalışacağım. Okey. Çalış 5 saat.
hangi 5 saat aralığında olduğunu giriyor. Ben örnek olarak yapıyorum şu anda. Şimdi ders çalışma programımı hazırlıyor ve yapay zeka programımı hazırlarken arkadaşlar işleyeceğim konular, konu seviyelerim, çalışma türlerim, konuların sınavdaki önem puanı, çalışma saatlerim, molalarım her şeyi tek tek hesaplıyor arkadaşlar. Böyle bir sistem yok. Açık ve net söylüyorum. Şimdi geldim bak karşınızda benim bir haftalık ders çalışma programım var. Gördünüz mü? Bak mola sürelerine kadar her şeyi tek tek veriyor. Ve programda ne çalışacağımı gösteriyor. Benim bütün programın konu anlatımı neden? Çünkü benim seviyem birinci, ikinci basamakta. Yani ben daha konu çalışmadım. Daha yeni kayıt oldum. Daha yeni başlayacağım. Yapay zeka bunu gördü. Bana bütün konularda konu anlatımı çalıştırıyor. Mesela yazının icadından önceki insanların yaşamları, kalıntılar, insanlığın ilk izleri. Çalışmaya başla diyorum. Ve direkt beni o derse gönderiyor arkadaşlar. Hem programımı yapıyor hem de programımın içinde derslerim var. Bu derse çalıştırıyor ya beni. Gidiyorum çalışıyorum. İşte bakın karşımda dersim açıldı. Çalışmam gereken konuya kadar getiriyor. Ve dersimde öğretmeni görüyorum. Öğretmenin yazılı, görsel bütün içeriklerini görüyorum. Yani buradan ben gelip bunu çalışıyorum. Çalıştıktan sonra arkadaşlar yapay zekaya gidip diyorum ki ben bu dersi çalıştım. Şuradaydı mesela. Örnek veriyorum bu ders. Çalışmayı tamamladım diyorum. O benim önümden çalışmayı kaldırıyor. Sıradaki konu geliyor. Onu tamamlıyorum. Sıradaki konu geliyor. Yani ben bunu bir hafta içinde bitirmek zorundayım ya arkadaşlar. Bu benim haftalık programım. Ve bütün bunları bitirdikten sonra da beni konu tarama testlerini alıyor. Tamam diyor, sen çok güzel çalıştın. Gel bakalım Ayşe. Gel bakalım Ahmet. Sadece derse girip çıkmak yeterli mi? Hayır. Gir bakalım şu check-up testlerine, gir şu konu tarama testlerine. Kaçını öğrendin, kaçını öğrenemedin? Hangi konuyu ne kadar öğrendin, ne kadar öğrenemedin? Gel görelim bakalım diyor. Seni konu tarama testine alıyor. Oradaki başarına göre diyor ki Ayşe bu hafta %85 oranında verimli çalışmıştır. Ayşe bu hafta çalıştığı 10 konunun 8'ini öğrenmiştir. Tebrik ederim diyor. Yeni haftanın ders çalışma programını yeniden hazırlıyor. Sizce de müthiş bir sistem değil mi arkadaşlar? Senin programını yapıyor. Günü gününe karşına getiriyor. Sadece koçluk yapmıyor. İçinde dersler de var. Ve programını haftalık olarak takip ediyor. Her konu sonunda seni konu tarama testine alıyor. Hangi konuyu öğrendiğini, hangi konuyu öğrenemediğini sana gösteriyor. Mesela matematik. Buradan çalışıyorum, gidiyorum, tamamladım diyorum. Bence müthiş bir sistem. Yani öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, hocam ben neye ne kadar nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Bunu diyorlar zaten. E buyur sana neye ne kadar kaç dakika çalışacağım belli. Bak 23 dakika diyor. 41 dakika, 31 dakika, 78 dakika. O konunun çalışma süresini bile yapay zeka size gösteriyor arkadaşlar. Ve sadece bununla mı sınırlı? Hayır. Bu sistemi satın aldığınızda bir yıllık sanal koçluk, yapay zekanın birebir koçluğu artı Eylül ayında başlayacak olan canlı derslerimiz canlı canlı akşamları hocalarımızla hem TYT hem AYT derslerine gireceksiniz. Artı her konu sonunda konu tarama testleri, artı Türkiye geneli online 10 tane TYT, 10 tane AYT deneme sınavı ve artı minimum piyasadaki 4 farklı kaynağı tarayarak oluşturduğumuz müfredata uygun güncel ve çıkmış sorulardan, çıkmış bilgilerden oluşan PDF ders notları. Bunların hepsine sahip olacaksınız arkadaşlar. Hem koçluk alıp hem de eğitim desteği almış olacaksınız. Bakın, burada da haftalık olarak performansını siz ya da sizi takip eden veliniz varsa veliniz görebilecek. Yani sen o hafta ne kadar hedefine yaklaştın görebileceksin. Bak burada öğrenme oranın var. Çalışma oranın var, verimlilik oranın var. Bunlar sen programa uydukça artacak.
ve en az %90, %85, %100 olmak zorunda. Yapay zeka seni o şekilde güdülüyor. Her hafta da ders çalışma programını otomatik olarak yeniliyor. Sizce nasıl bir sistem arkadaşlar bu sistem? Böyle bir sistemle kazanmak kolay mı sizce? Kesinlikle bak, Esma zaten kayıtlı. Esma Sevip, iki Esma alt alta gelmiş. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın, bu yıl ya da belki daha önceden mezuna kaldınız. Allah korusun bu yıl mezuna kalacaksınız. Bilmiyorum yani, gerçekten sürecinizi bilmiyorum. Ama benim bildiğim tek şey, bir öğretmen olarak gözlemlediğim tek şey şu. Öğrenciler yönlendirilmediği zaman hata yapıyorlar. Özellikle YKS tayfada ben bunu çok görüyorum. Yani YKS tayfanın önüne bir şey getirmediğinde öğrenci gidip kendisi arayıp tarayıp bulmuyor. Çünkü çok, çok dağılıyor. Okula mı gitsin bu çocuk, sosyalleşsin mi? Duygusal, yani içinizde bulunduğunuz yaşınız, hormonlarınız, gelecek kaygısı, anne baba baskısı, öğretmenin ödevi. Sen zaten bölünüyorsun. Senin önüne hazır bir şey gelmezse sen yapmazsın. Hiçbir öğrenci yapmaz, biliyorum. Zorlaşıyor Esma. Tuanacığım, koçluğu sana yapay zeka yapacak. Senin artık bir öğretmene, yani ders olarak öğretmene ihtiyacın var. Zaten canlı derslere gireceksin. Ama bir rehberlik uzmanına, bir öğrenci koçuna ihtiyacın yok. Yapay zeka seninle konuşuyor. Senin koçun yapay zeka. Günü gününe, dakikası dakikasına, molana kadar, tekrarına kadar, deneme sürene kadar, hangi gün off günü yapacaksın, ne zaman canlı derse gireceksin, ne zaman hangi konuya başlayacaksın, bitireceksin, hepsini yapay zeka yapacak sana. Tek başımıza sıfırdan YKS'ye kazanmak zorlaşıyor Esma. Kesinlikle zaten zordu, iyice zorlaşıyor. Bak, karşında senin bütün, ki güzel bir haberim var arkadaşlar. 25 eğitimini satın alan öğrencilere 2024 eğitimi hediye. Ücretsiz hediye. Bak, bu yılın eğitimi nereden baksan 10 bin liraydı. 10 bin liralık paket size hediye edilecek, 24 eğitimi. Çünkü 25 Eylül'de başlıyor ya. O zamana kadar önden biz size TYT'yi bitiririz. Ya da TYT'yi bitiren varsa AYT'ye başlarız. Hangi dersten başlamak isterse öğrenci istediği dersten başlıyor. Bak mesela, örnek birkaç ders izleyelim. TYT matematik birinci konu. Arkadaşlar zaten benim size önerim bu arada, sakın Eylül'ü falan beklemeyin. Eylül'ü bekleyen, net söylüyorum, riske atar. Okula mı gideceğim? Ders mi çalışacağım? Çok zorlaşır. Bak, derslerimiz böyle işleniyor. Bu canlı dersin video kaydı. Çok keyifli işleniyor arkadaşlar. Aynı dershaneden hiçbir farkı yok. Ama ne farkı var biliyor musun? Giy pijamanı, giy şortunu, tişörtünü, al eline kahveni, topla saçını tepeden. Ne seni kimse görüyor ne diyor. Gir odana. Gir, güzelce çalış. Dershanede öyle mi? Aman ne giydim? Aman gittim. Aman yağmur. Aman güneş. Aman kar yağdı. Aman dershane kapandı. Bunları yaşıyorsunuz. Bilmiyor muyum yaşadığınızı? Biliyorum. Ama tek uzem sistemi öyle mi? Değil. Kış mı? Git. Sobanın karşısına geç, elektrikli sobanın. Aç sistemini izle. Dikkat, dağınıklığın mı var? Tak kulaklığını evde volta ata ata gir derse. Dershanede bunu yapabilir misin? Mümkün değil Merhabalar, arkadaşlar. hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu soruyu sanki bir Bak, arkadaşımız coğrafya söylemişti. Hocam mesela. bu soruyu Bütün dersler olacak arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda TYT ve AYT'nin bütün dersleri var. Birkaç tane de AYT'den izleyelim. Hepsi olacak. Ve yapay zeka da sana özel program hazırlayacak. Düşün. Bak, edebiyat izleyelim. Sistemi satın aldığınız gün sisteminiz açılıyor. Hemen analizler, sınavlar, hemen yapay zekadan program hazırlayabiliyorsunuz. Aynı gün ders kaydınız açılıyor. Aynı gün çalışmalarınıza başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. YDT yok, TYT ve AYT var. Birazdan ücretle alakalı da bilgi aktaracağım. Arkadaşlar bu arada size önden söyleyeyim. Ücreti duyduğunuzda var ya, şok üstüne şok olacaksınız. Çünkü rakip kurumların X, Y, Z, çok iyi biliyorum. Hele o en çok reklam yapan kurumların ücretlerini çok iyi biliyorum. Şu an eminim zihninizde kesin korktunuz. Ay Tuğba hocam böyle anlattı ama kesin çok pahalı. Benim param yetmez, benim param yok, annem babam bu kadar bana yardımcı olmaz diyorsunuz ama hazır olun.
Ücreti duyduğunuzda küçük dilinizi yutabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız ücretleri söylüyorum. Ve söylediğim ücret aylık falan değil ha, yıllık. Bir yıllık toplam ücret. Gelelim ücretlere. Arkadaşlar sadece TYT var. Sadece AYT var. TYT, AYT birlikte var. Sayısal paket var. Sözel paket var. Eşit ağırlık var. YDT yok. YDT yok. YDT'yi başka bir yerden destek alabilirsin ama TYT'yi kaçırma. TYT de çok zor. Hazırsanız söylüyorum. Ben söylemeden zaten gösterdim. Arkadaşlar, bir yıllık bütün canlı dersler, video dersler, 24 yıl sonu kampları, konu tarama testleri, ara tekrar, soru çözüm, dev genel tekrarlar, artı yapay zeka, bireysel sanal koçluk hizmeti, her şey dahil yalnızca 8.720 lira arkadaşlar yıllık. Bugün kayıt oldun. Sınav önümüzdeki yıl Haziran'da. Haziran'a kadar bizimlesin. Seni hiçbir yere bırakmıyoruz. İstediğin üniversiteyi kazanana kadar bizimlesin arkadaşlar. Nasıl buldunuz tutarı? Sizce de çok uygun değil mi? Bir şok yaşadınız eminim. Çünkü kime böyle anlatsam, hocam gerçekten mi ya gerçekten mi diyorlar ya da hocam aylık mı? Çünkü diğer kurumlarda alışmışlar arkadaşlar 40 bin, 50 bin, 60 bin. Ben sana TYT'de yardımcı olurum. Evet Ezel'cim bak bu ücret kesinlikle yıllık. Hem de daha bak sitedeki ücreti geçsem ben şu an bu seminerde bana bir saatini ayırmış, güzel etkileşim kurmuş, kanki olmuş öğrencilerime özel indirim yapacağım. Bak seminerden geldiğini yazarsan WhatsApp'tan bu seminer sonrasında kayıt olursan arkadaşlar 8.720 liralık tutar var ya 7.500. 7.500 liraya düşürüyorum. Seminerden kayıt olan öğrencilere tutarımız 7.500 lira. Kampanyanın son kullanım süresi yarın cumartesi akşam 7'ye kadar. Şimdi sistem yöneticimden rica ediyorum. Bu kampanyadan faydalanmak, indirimi kaçırmamak, kayıt olup yapay zeka ile istediği sonuca ulaşmak isteyen öğrencilerim için bir link gönderecek sistem yöneticim size. O linkte arkadaşlar bizim kurumsal WhatsApp hattımızın linki. Linke tıklayın. Ailenizle mi görüştürmek istiyorsunuz? Öğrenci koçlarımız ailenizle de bilgi verir. Öğrenci koçuna özel sorunuz mu var? Numaranızı bırakın, linke tıklayın. Aradıklarında o sorularınızı da sorarsınız. Direkt kayıt mı olmak istiyorsunuz? Direkt kaydınızı da alırız arkadaşlar. Sayfadaki tutar değil, sadece seminerden gelen öğrenciler bugün ve yarın özel 7.500 liradan kayıt olacaklar. Dilci bir öğrencim vardı. 4.000 lira sadece TYT dedi. 4.000 lira olmaz yani 6.360 lira ama sen yine de mesaj at ben sana yardımcı olurum. Arkadaşlar sadece TYT'ye de AYT'ye de alabilirsiniz ama en uygunu şu an ikili paket. İkili paket 7.500 lira çok uygun gerçekten. Kayıt olmak için sistem yönetici Muhammed hocamın gönderdiği linke herkes tıklasın arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Şu anda Eylül'de bu tutar artacak. Eylül'deki tutarı 19.999 lira. Şu an erken kayıt sürecinde olduğumuz için ve bu seminere özel bu kadar indirim yaptım arkadaşlar. Bu eğitim normalde bak üstü çizili görünüyor 20 bin lira ki 20 bin lira bile az. Ben sana yardımcı olacağım. Sen WhatsApp'tan tıkla Tuğba hocam beni biliyor de ben seninle görüşecek öğrenci koçuma talimat vereceğim. Aşağı yukarı o tutarlarda yardımcı olacağım. Bu fırsatı kaçır istemiyorum. Çünkü o tutara TYT paketi ne dershanede ne online'da bulamazsın. Arkadaşlar canlı ders bak. Sadece koçluk değil. Son kez altını çiziyorum. Eylül'de canlı dersler başlıyor. Toplam 1.000 saatlik canlı dersiniz olacak TYT AYT için. Anlaştık mı? Son kez linkimi gönderiyorum. Kimler kayıt olacak? Kimlerin soruları var? Sorularınız varsa hızlıca iletebilirsiniz. Semineri kapatmadan onları da yanıtlayalım. 7.500 lira ikili paket. Bu indirimden sadece linke tıklayanlar faydalanabiliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Kayıt olur olmaz hemen sisteminiz bugün itibariyle açılacak.
Eylül'e kadar 24'ün videolarıyla çalışacaksınız. Eylül'de bomba gibi canlı derslerde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlarım. Çok güzel, sorunuz yok mu bana? Ezel'cim ailene bildir. Hatta WhatsApp'a tıkla, de ki beni yarın şu saatte arayın de. Yarın o saatte aradığımızda ailen de yanında olsun. Onlara da bilgi verelim. Ama bu indirim fırsatını kaçırmamak için WhatsApp linkine tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü benim seminerden geldiğinizi anlamamın başka bir yolu yok. Bu sadece seminere özel fiyat 7.500. Tıklayın. İşte şu saatte arayın deyin. Yarın bu saatte arayın deyin. Randevu alın. O saatte öğrenci koçum arar. Aileniz de yanınızda olur. Onlarla da görüşür. Sizinle de görüşür. Kaydı öyle yaparız. Elifçim, çok fazla derece öğrencimiz var. Bak Esma bizim kayıtlı öğrencimiz ve diyor ki hocam ben bu platformu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlara diyor. Aynen öyle. Bak kayıtlı öğrenci karşında Elif, bizim çok fazla derece öğrencimiz var. Hatta YouTube kanalımıza gir. Orada dereceyle kazanmış öğrencilerimiz de, röportajlarımız da var. Onları da izleyebilirsin. Sistemi de güzelce girin arkadaşlar. Analizleri çözün. Örnek program yapın. Yarın dediğim gibi kampanyanın son günü. Son kez linkimi atıyorum. Esma bu yıl kayıtlı. Daha girmedi sınava. 25'te eğitim alacak o. Ama Esma zaten derece, ben ondan çok eminim yani. Kaydını aldığım gün ben ona da söyledim. Sen benim gözümde derecesin. Özelde takibimde ara ara onunla görüşüyoruz da hatta. Hatta ablası da zaten bizi tanıyor. O vesileyle tanıştık. Arkadaşlar bizim başarı oranımız çok yüksek. Bakın reklamlara aldanmayın, kanmayın. Eğitimin reklamı olmaz. Eğitimin en güzel reklamı nasıl olur biliyor musun? Ben kullanırım, verim alırım, gelirim, arkadaşımsın, sana öneririm. Giderim kardeşime öneririm. Yani tutup da televizyonda, YouTube'da reklam yapılmaz eğitimle ilgili. Eğitimi kullanan kişiye soracaksın. Anlaştık mı? Linkimi son kez gönderdim. Bu fırsatı kaçırmayın. İkili paket 7.500 lira. Hadi ben kaçar. Sorularınız varsa arayayım, yoksa gideyim hemen öğrenci koşturma numaralarınızı ileteyim. Hemen arayalım. Yardımcı olalım size. Görüşürüz arkadaşlarım. İnşallah hepiniz tek düzenli olursunuz. Umut ediyorum 25 hepimizin yılı olur. İnşallah bomba gibi sonuçlar, bomba gibi dereceler elde ederiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize kucak dolu sevgiler ve öpücükler gönderiyorum. Görüşmek üzere. Ailenize de saygılar arkadaşlar. Ailenizle görüştürecekseniz mutlaka yazın, onlarla da görüşelim. Hoşça kalın.